Güven kaybı yaşadı. Çok ciddi bir güven kaybı yaşadı. Ya bu hmm. ne agresiflik, ee, öfkeyi yönetemiyor, e, ağzından çıkanı kulağa duymuyor vesaire gibi eleştirilere muhatap oldu. Sonrasındaki süreci de doğru yönetemedi. Hatta bak buna... Giderek buna, dozu yükseltti. Bir, bir ekleme yapayım. Önceki gün, Cuma günü bütün genel İlerle kurulu üyeleri milletvekillerini topluyor. Orada aday adayları da var. Ve bütün öfkesini o sahaya, oraya yansıtıyor. Hatta e, bu kapalı toplantı bilgileri, onu da aktarayım. Mesela... Bugün adaylığını açıklayan Tolga Akalın kongre tarihinin çok kısa bir süreye e, 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 ilan edildiğini söylüyor. Yani 27'sinde çok kısa bir süre var hazırlık yapamayız diyor. Mesela Tolga Akalın diyor ki sen zaten aylarda çalışıyorsun diyor. Hazırlığını yapmışsındır. Uğur Poyraz söz alıyor, konuşmak istiyor. Konuşma diyor sen git televizyonlarda konuş. Çünkü Uğur Poyraz geçen gün televizyon kanalına katılmıştı. İşte, Uğur Poyraz da haftalardır sessiz aslında. İşte bir kere çıktı onu da görmüş. E, ondan sonra mesela e, benim gene bir burada bir yayında e, Koray Aydın ve Cihan Paçacı'nın e, Meral Akşener'e istifa etmelisiniz dediği bilgisini aktarmıştım. Bunu orada söylüyor. İsmail Saymaz bunu demiş diyor. Cihan Paçacı'yı susturuyor. Ben senin ne dediğini İsmail Saymaz'a dinledim diyor. Yahut Koray Aydın'a efendim sen Yüce Divanlık olduğunda İzmit'te biz sana işte sahip çıkmadık mı demeye getirerek aslında sanki övüyormuş gibi Koray Aydın'a tam da bulunuyor. Bu öfkeyle bu partiyi parti yönetti. Seçim yönetim, seçim yönetimini de böyle idare etti. Yani öfkeden gözü kararmış haldeydi ve toplumsal dalgayı, toplumsal dalganın sembolik figürlerini göremedi. Onları kendini hasımlaştırdı. Üstelik onlar alttan aldıkları halde böyle yaptılar. Yani özgür özel alabildiğini alttan aldı. İmamoğlu kapı dümdüz hiçbir cevap vermedi. Mansur yavaş bir kere cevap verdi. Meral da Akşener çok ağır bir ifade bak, kullandığı için Tabii Meral Meral Akşener tarih yazabilirdi. Ne olabilirdi? Az önce dedim yani Kantara tartıya çıkacağı için bu değildi. Çünkü ben bu stüdyolarda gene %7 altına düşmüş olan İyi Parti ile CHP seçmenin özdeşleştiğini, İyi Parti seçmenlerinin İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı kendisinden saydığını, büyük şehirlerde protesto oylarının en güçlü adayı kimse ona yönleneceğini anlattım. Ve bunun karşısında İyi Parti'nin oylarının %35'inin İstanbul, Ankara, İzmir'den geldiğini söyledim. Oy düşmesine bağlı olarak barajın altına inebileceğini, meclis Meral Akşener'in koltuğunu koruyamayabileceğini, koruyamayabileceğini söyledim. Bunu dediğim için bana günlerce hakaret ettiler. Günün sonunda oraya geldik. Tersi olsaydı ne olurdu? İyi Parti bu seçimde değildi. Ee, e, bu seçimde ayrı girmeyi değildi. de ittifakı benimseseydi şu an ordu ondaydı, Samsun ondaydı, CHP ile anlaşma sonucu başka büyük şehirleri de alabilirdi. Balıkesir, Bursa'dan biri mesela. Muğla, Antalya'dan biri mesela. Hatay şu an Kılpay'ı kaçırılmamış olurdu. Başkaca Kılpay'ı, Çorum mesela gibi şehirler kaçırılmamış olurdu. Ve AK Parti çok çok iddialı bir şey söylüyorum. AK Parti Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e sıkışmış temsiliyet bakımının azınlığa düşmüş bir partiye dönüşebilir. Bu İYİ Parti'nin de CHP ile beraber yazdığı bir tarih olabilirdi. Meral Akşener bu fırsatı kaçırdığı düşünüyorum. Evet, bence de öyle. Yani peki neden bunu yaptı? Yani asıl mesele bu. Evet. Yani Meral Akşener. Bir eksen değişikliği mi? Öfkeden deliye dönmüş olması. Yani bence eksen değişikliği. Yani bence. Ne oldu? Yani bir kere seçimin böyle tezahür edeceğini düşünmüyordu. Evet. Yani esas onu aldatan, onu yanıltan şey o oldu. Yani e, zaten. Cumhuriyet Halk Partisi ile Kılıçdaroğlu şeyleri atmıştı. Köprüleri atmıştı. Sonrasında gelen İmamoğlu'nu işte bu adaylaşma sürecinde İBB'deki hikayelerden sonra işte desteklerden sonra o bağımsız ve hür girme iddia sonrası müstakil, hür, müstakil. müstakil. vardı? Onların hepsi zaman içinde uzaklaştı. Ee, kala işte o geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi içinde siyaset yapmış. Ee, az sayıda insan. onların da bir kısmı son süreçte bakın sessizliğe gömüldüler adeta. Birkaç isim dışında kimseyi görmedik Meral Akşener'in yanında. Yapacağı hatanın, oy kaybının hepsi farkındaydı. ve biraz beklemeyi tercih ettiler. Yaptığım oldu. konuşmalarda hep böyle bir izlenim edindim. Yani bekleyelim. Çünkü bizi dinlemiyor hata yapsın, görsün ve ondan sonra bir sahneye çıkarız anlayışı vardı birçoklarında. Şimdi ittifaka girsen ne olurdu? Aslında Turan Çömezle onu konuşurdum. Büyük bir fırsatı, konuştum daha doğrusu. Bana hatta dedi ki büyük bir fırsatı kaçırdık. Şöyle ki, AKPA iktidarın e, alt edebileceğimizi topluma gösterme fırsatını kaçırdık. Bu zafer sadece CHP'nin olmuş oldu. Halbuki biz sahneye beraber çıkabilirdik dedi. Yani aslında tarih yazma imkanı elindeydi Meral Akşener'in. Ama ben bile doğru bir tespit değil biliyor Niye? musun? Yani neden? Çünkü CHP bu zaferi tek başına sahiplendi mi? Yani o gece şöyle Cumhuriyet Halk Partisi diyor yapıyor ki yapıyor ama sonuçta da durum bir tek alçak gönüllülükten değil. Şunun farkında CHP yöneticileri, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş her kesimden oy aldılar. Sadece CHP'li seçmenden oy almadılar. Doğru. Yani aslında bir e, CHP artık bir koalisyon partisi gibi. Ona katılmıyorum. Bunu şöyle CHP'nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışı bundan sonra daha hakim olacak vesaire vesaire ama şu seçim gecesi sevinirken bile reise reisçiler de bize oy verdi onları da incitmeyelim diyen bir anlayışla yönettiler doğru, o geceyi. Doğru, doğru. Yani sadece CHP sahip CHP bir kere bu bunun e tırnak içinde şımarıklığını yaşar ve böyle lanse ederse genel seçime bunun olumsuz yansıyacağını farkında ama İyi Parti'de bu olgunluk var mı çok emin değilim. Doğru. İtirazın başka bir yerden. Yani emanet <laughs> değil o oylar. Ya çünkü 2019'da yok, İstanbul'da ben öyle bir ifade zaten kullanmam. Ha, Doğru da 2019'da bana. da İstanbul 2019'da İstanbul ve Ankara alanında da emanet oylar denilmişti. Emanet olmadı bu seçimde yok, da yok, da de olmadı. Ben öyle bir ifade kullanmam. Şöyle ki yani elinde Meral Akşener'in de tarih yazım imkanı vardı. Çünkü İYİ Parti'nin özü başına girme kararı doğru olsa bile tartıya çıkabileceği seçim, çıkması gereken seçim bu değildi. Ama Çünkü... Meral Akşener o fırsatı bence masadan kalktığı o süreçte izlediği o kötü yönetimle zaten kaybetmişti. Hmm. Yani orada çok yıprattı kendisini. Doğru. Özellikle gençlerden, özellikle kadınlardan, seküler kesimden, eğitimli, daha böyle işte milliyetçi tandanslı ama işte AB grubu diyeceğimiz sosyo kültürel gelişmişlik düzeyi daha işte iyi olan bir kesimden hatırı sayılır bir kitle ona yönelmişken doğru, doğru. güven kaybı yaşadı. Çok ciddi bir güven kaybı yaşadı. Ya doğru. bu ne agresiflik, öfkeyi yönetemiyor, ağzından çıkanı kulağa duymuyor vesaire gibi eleştirilere muhatap oldu. Sonrasındaki süreci de doğru yönetemedi. Hatta bak bunu bir, bir ekleme yapayım. Önceki gün cuma günü bütün genel liderlik kuruluyla milletvekillerini topluyor. Orada aday adayları da var ve bütün öfkesini o sahaya, oraya yansıtıyor. Hatta e, bu kapalı toplantı bilgileri, onu da aktarayım. Mesela e, bugün adaylığını açıklayan Tolga Akalın, kongre tarihinin çok kısa bir süreye e, 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 ilan edildiğini söylüyor. Yani 27'sinde çok kısa bir süre var, hazırlık yapamayız diyor. Mesela Tolga Akal'ın diyor ki sen zaten aylarda çalışıyorsun diyor. Hazırlığını yapmışsındır. Uğur Poyraz söz alıyor, konuşmak istiyor. Konuşma diyor. Sen git televizyonlarda konuş. Çünkü Uğur Poyraz geçen gün televizyon kanalına katılmıştı. İşte Uğur Poyraz da haftalardır sessiz aslında. İşte bir kere çıktı onu da görmüş. E, ondan sonra mesela e, benim gene bir burada bir yayında e, Koray Aydın ve Cihan Paçacı'nın e, Meral Akşener'e istifa etmelisiniz dediği bilgisini aktarmıştım. Bunu orada söylüyor. İsmail Saymaz bunu demiş diyor. Cihan Paçacı'yı susturuyor. Ben senin ne dediğini İsmail Saymaz'a dinledim diyor. Yahut Koray Aydın'a efendim sen Yüce Divanlık olduğunda İzmit'te biz sana işte sahip çıkmadık mı demeye getirerek aslında sanki övüyormuş gibi Koray Aydın'a tam da bulunuyor. Bu öfkeyle bu partiyi parti yönetti, seçim yönetim, seçim yönetimini de böyle idare etti. Yani öfkeden gözü kararmış haldeydi ve toplumsal dalgayı, toplumsal dalganın sembolik figürlerini göremedi. Onları kendini hasımlaştırdı. Üstelik onlar alttan aldıkları halde böyle yaptılar. Yani özgür özel alabildiğini alttan aldı. İmamoğlu Kapı değil hiçbir cevap vermedi. Mansur Yavaş bir kere cevap verdi. Meral da Akşener, çok ağır bir ifade bak, kullandığı için. Tabii, yani. Mer, Meral Akşener tarih yazabilirdi. Ne olabilirdi? Az önce dedim yani kantara tartıya çıkacağı için bu değildi. Çünkü ben bu stüdyolarda gene %7 altına düşmüş olan İYİ Parti ile CHP seçmenin özdeşleştiğini. ...tepkiler işte oldu. Yani hiç uzağa gitmeye gerek yok. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı bile, ben bile çok şüpheliydim. Yani seçimin kazanılacağına dair İzmir'deki arkadaşlarımla konuştuğumda orada da endişe geliyordu. Has, hatta Özgür Özel %3-4 puan var diyorlar. Dediyordu. Kendisi dedi, Kendi dedi adayın dedi, kendisi 5 demiş. puan dedi. Böyle. O da öyle dedim. Şimdi CHP içindeki bu dağınıklık, 14-28 Mayıs seçimlerinde iktidarın yaşadığı büyük hikaye, büyük başarı ve büyük zafer bence Akşener'i yanıltmış olabilir. Yani bunlara bakarak kendisine bir yeni bir alternatif olarak adaylarını çıkardığında kendince parlak isimler. Ümit Özlale çok erkenden çalışmaya başladı. Burak Kavuncu, Ekrem ile uzun süre beraber çalışmış İstanbullu seçmenin tanıdığı bir isimdi. Ankara'daki aday daha önce Cumhuriyet Halk Hopper Partisi, Yıldırım. Cengiz Topal Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmaya çalışmış ismi oralarda çok bilinen isimlerdi. Bunlarla bir yol kurmaya çalıştı. Bir yeni bir oyun kurucu pozisyonuna kendini atmaya çalıştı ama toplumdaki bu iktidar karşıtı şeyi e, dalganın ne kadar büyük boyutlara ulaşabileceğini öngörmedi. Ve tabii ki bence benim beni esas şaşırtan oydu. Çünkü e, 14 Mayıs seçimlerine giden süreçte e, Meral Akşener grup konuşmalarında hep ekonomi konusuna çok değiniyordu. Yani halkın ekonomide büyük sıkıntı çektiğini, işte köylü, çiftçi, üretici çağırıyordu, orada konuşmalar yaptırıyordu. Onları yakından bilmesine rağmen bu ekonomik tahribatın nelere ulaştığını ve insanların neden yeter deme noktasına geldiğini süzemedi, çözümleyemedi. Ve bütün bu şeylerde e, yanlış adıysa de maalesef kendi siyasi e, sonunu e, hazır, hazırlar hale getirdi. Ben de şöyle düşünüyorum yani... Özellikle CHP kurultayından sonra e, İmamoğlu, Özgür Özel, CHP düşe kalka da olsa kendisini yenilemeyi başardı e, ve e, iki belediyenin özelde İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Ankara'da koyduğu belediyecilik modelleri ki daha çok e, sosyal yardımların öne çıktığı modellerdi bunlar. E, bunlar toplumdaki derin yoksulluğa karşı bir nebze olsun ilaç gibi geldi. Ve bu iki belediye başkanı hem iktidara karşı hem bu yoksulluğun, ve e, e, derin ekonomik krizin sebebi görülen iktidara karşı iki direnç noktasıydı. Hem de ürettikleri modelle alternatif bir yaşam alanı sunuyorlardı. Meral Akşener daha önce, senin de hatırlattığın üzere, Cumhurbaşkanı, sonra da Cumhurbaşkanı yardımcı olmayı önerdiği bu ki insanı, bugüne kadar öve geldiği bu insanı e, seçim sürecinde e, iktidarın bile düşmediği, savrulmadığı ölçüde karalamaya başladı. Mansur yavaş en son hırsız dedi. İkisine birden yüreksiz ve korkak dedi. Bence orada yani aslında iki belediye başkan na savaş açarken toplumun değişim umuduna savaş açmış oldu. Yani o cezalandırıldı. İnsanlar bu iki belediye başkanında bir siyasi liderden daha fazlasını, daha fazla anlam yüklüyorlar. E, bu iki insan aynı zamanda e, Maksiner'in korkak dediği, yüreksiz dediği bu iki insan türlü baskılarla iktidara karşı savaşıyor. Ve dolayısıyla onun korkak demesi halk açısından bence bir tepkiyle karşılık buldu. Hele hele yani hiçbir yolsuzluk soruşturmasına uğramamış bu insanların. iktidar bile onları bu şekilde anmazken Meral hırsızlıkla itham etmesi bence kendisini halk açısından iktidarla aynı yere koydurmuş oldu ve yani AK Parti'ye gelen tükatın şiddeti onu da sarsmış oldu. Dolayısıyla ee, Meral Akşener'in ve İyi Partililerin e, özü başına diye nitelediği bu o, tez sandığa gömülmüş oldu. Şimdi hatta düşünüyorum mesela İyi Parti Ordu'da ve Nevşehir'de AK Parti'den transfer ettiği adaylarla e, biraz oy almış oldu. Onlar da olmasa belki %3'ün altına düşecekti yani. Yani hazine yardımının da altına düşecekti. Türk siyasi hayatında bu denli yıkım bir 2002 yılında DSP'nin %20'den 1'lere düşmesine ya benzer bir yıkım. Olarak, i̇lginç olan şey şu. Nevşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi adayı çıkarmadı. Evet. Orada çıkardığı aday da zayıf bir adaydı. Hı hı. Esasında orada İyi Parti adayı kazansın gibi bir strateji izlenmiş Güzeldi. oldu. Başka yani, yerlerde de oldu. Yani oldu. bu olmasa daha da büyük bir facia ile karşı karşıya kalacaktı. Buna rağmen iktidara oynamak yerine e, siyasi stratejisini ona karşı konumlamak yerine muhalefete saldırmaya ya da ona tepki göstermeyi tercih etti. Bu hakikaten büyük bir yanlış. Üstelik Yeniden Refah Partisi örneği orada. Yeniden Refah Partisi... 14 28 Mayıs'ta e, cumhur İttifakı'nın içindeydi. Erdoğan'ın yanı başındaydı. Sonra çıktı. Özellikle Filistin meselesinde özellikle İsrail'e karşı büyük bir muhalefet bayraktarlığı bayraktarlığı üst, üst, üstlendi muhalefetin ve oradan ciddi bir sonuç aldı. Aldım. Bunu yaparken de ekonomi üzerinden de saldırdı. Şimdi burada e, AKŞENER'in yönü, İyi Parti'nin yönü eğer iktidara dönük olsaydı Belki de İmamoğlu'yla yavaşla bu kadar uğraşmasaydı bambaşka bir tablo da olabilirdi. Yani yapılan tüm hatalara rağmen İyi Parti bugün bu kadar tartışıl olmazdı. Ama maalesef geldiği nokta itibariyle bir lider değişimi ben kaçınılmaz görüyorum. Şimdi aslında sana soracağım. E, adaylara birazdan geçeceğiz çünkü orası daha külliyatlı bir tartışma. Bütün programı İyi Parti'yi konuşmayacağız değil mi? Ama yok hayır. hayır, hayır. <laughs> Başka Şimdi başlıkla çalıştım ayrıca. Çünkü ama bütün istiyorum. Meral Akşener bu kararı tek başına almadı ki. Yani şöyle. Meral Akşener Hangi evet kararı? belirleyici oldu. Özü başına, Gürbüzdeki her neyse. Yani Meral Akşener bu kararı savundu ama bu karar sürecinde ona destek veren kelli felli ülkücü abiler ya da milliyetçi simalar vardı. Ve şimdi meydanda kimseyi göremiyoruz yani. Ee, şimdi daha önce de söyledim mağlubiyetin e, sahipleneni olmaz, galibiyetin çok olur. Şimdi onlar tabii ki görünmez ama e, Meral Akşener biraz da kendini yalnızlaştırdı zaten. Hı -hı. Yani partinin kuruluş sürecinden bu yana merkez siyaset yapma iddiasından bugün o e, dar milliyetçi alana kendini hapsetmesine gel e, gelene kadar o geçen süreçte e, çevresindeki pek çok insanı kaybetti. Yani çok daha renkte simalar vardı. Türkiye siyasetine kazandırılan yeni isimler vardı. işte akademi